Arkadaşlarım son tepkime türümüzden bahsedeceğiz. Polimerleşme ve hidroliz. İlk önce polimerleşmeden bahsetmek istiyorum. Polimerleşme tanımını daha önce duymuşsunuzdur mutlaka. Şimdi polimerleşmede katılma ve kondenzasyon polimerleşmesinden bahsetmek istiyorum. Bakınız çok sayıda küçük moleküllerin uzun bir zincir şeklinde birleşmesiyle büyük moleküller oluşturması olayına polimerleşme oluşan büyük moleküllere polimer. Bu tepkimeye de polimerleşme tepkimesi denir. Biliyorsunuz zaten poli çok anlamında kullanılır. Dolayısıyla birçok molekülün bir daha yan yana gelmesiyle oluşur. Polimerleşme, katılma polimerleşmesi ve kondenzasyon polimerleşmesi olarak ikiye ayrılacak. Katılma polimerleşmesi. Bir kere katılma polimerleşmesinin olabilmesi için arkadaşlar mutlaka molekül içerisinde ikili ve üçlü bağların olması gerekiyor. Yani en az bir tanesi olacak ya ikili olacak ya üçlü olacak. İkili ve üçlü bağlardan birinin açılarak moleküllerin birbirine zincirleme bağlanması sonucu Polimer oluşması olayına katılma polimerleşmesi denir. Katılma polimerleşmesi sembolik olarak bakınız AA yani bütün oradaki pi bağları kırılmış şeklinde gösterilebilir. Buradaki A da bir tane monomeri ifade eder arkadaşlarım. Kondenzasyon polimerleşmesi iki ya da daha fazla monomerin tepkimeye girmesi gerekiyor ve polar bir madde açığa çıkarması gerekiyor kondenzasyon tepkimesi olabilmesi için. Yani en az iki monomer bir araya gelecek, yanına polar bir madde açığa çıkacak. En çok tabii aklımıza polar madde olarak arkadaşlar bizim su gelir. Hani su olabilir, NH3 olabilir, metil alkol gibi moleküllerin ayrılmasıyla gerçekleşen tepkimeler kondenzasyon tepkimesidir. Oluşan polimerlere de kondenzasyon polimeri denir. A ve B birer monomer olmak üzere kondenizasyon polimerleşmesi AB AB şeklinde gösterilebilir. Yani katılmada mutlaka pi bağı olması gerekiyor. Kondenizasyon polimerleşmesinde de en az iki monomer bir araya gelip daha büyük bir molekül yapıyor. Artı polar bir madde açığa çıkıyor. Biz buna kondenizasyon tepkimesi diyoruz. Bunun polimerleşmesine de kondenizasyon polimerleşmesi diyoruz arkadaşlarım. <laughs>